Hadi oğlum, hadi. Hadi uyu, hadi. Kemal. Kemal, kalk işe geç kalacağız kardeşim. Bu divan biraz serttir. Rahat edebildin mi? Ettim kardeşim. Sağ ol. Yemler neden hala burada duruyor? Ben size akşamleyin bunlar ahıra kalkacak demedim mi? Ömer Reşit ağam, ırgatları gönderince sen sabaha kal... Tamam, tamam. Gözüm görmesin. Kaldırın bunları buradan. Mehmet'e de haber ver, gelsin traktörlerin yağını değiştirsin. Hadi. Hem anadan hem kardeşten. Eyvallah, sağ olasınız. Hem anadan alın. Sen ne yapıyorsun? İyi, aferin. Devam et. Hop, 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 hop. Dur hala, dur. Sen burada ne dolaşıyorsun? Hanımın emri var. Senin çiftliğe girmen yasak. Bunu bilmiyor musun? Bana bak. Yürü kalk git, beni dellendirme. Senin çiftçi başılığın bana sökmez, tamam mı? Ben Yasin emmiyi görmeye geldim. Hadi sağ kola gelsin. Allah Allah. Sabah şerefleri hayırlı olsun. Allah Allah. Sana da hayırlı olsun Ramazan. Hoş geldin Ramazan'a. Hoş gördük Seyyar ana. Bak, 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 bak. Beni nereye götürüyor? Bak, bak. Yemin ediyorum var ya, senin menemeninin üzerine menemen yapabilecek adam bu memlekette yok diyorum ya. Karnın aç mı? Sağa da bir tabak koyayım mı? Yok, yok. Çok sağ ol. Bir dahaki gelişime inşallah yerim. Şimdi mühim bir iş için geldim ben buraya, biliyor musun? Yasin emmi, elini öpmeye geldim senin. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Yemin ediyorum hangi dağda kurt öldü bilmiyorum ama... ben senin hayır duanı almaya geldim. Evleniyorum ben. Vay be. Hayırlı olsun evladım. Sağ ol. Ey güzel Allah'ım, bana bu günleri de gösterdin. Ağlayacağım bak. Hayırlı olsun Ramazan. Sağ ol, sağ ol. Baba, bu sefer kızın rızasını aldın değil mi? Kız de git. Deli deli konuşma Allah aşkına. Ne biçim laf o öyle? Ya tamam Seyyar ana, bırak içini döksün. Merak etmeyin Gülizar Hanım. Rızasını aldık. Pakize he dedi. Ya zorla güzellik olmuyormuş. Onu anladım. Bir de hani seni istemeyen de inat etmek de olmuyormuş. Onu da anladım. Ben sevmeyi bilmiyorum ya. Ana baba yok tabii. Kimse öğretmemiş. Ama Allah'tan yani Cenab-ı Hak bu dünyaya Pakize gibi bir kız yollamış. Sevmeyi de, sevilmeyi de Ramazan'a öğretti ha, yemin ediyorum. Ya meğer sevdalanmak güzel şeymiş ya. Hah, torunumu örüyorum. Diğer soğuklarda sıcacık. Hala niye hazırlamadılar sofrayı? Ha bilmem ki. Danış gitmişim ben de. İyice boşladılar işi. Güllü. Sana bir şey diyeceğim kızım ama... kızmak yok değil mi? Ne var anne, ne oldu? Dün babayı görmeye gittim ya. Baba ne değil kızım. Dağ gibi adam çökmüş kalmış. Bana ne bundan? Bana bak ana. Onun için para falan isteyeceksen. Yo yo, para falan değil. Baban torununu görmek istiyor. Gülsen öyle üzgün, öyle pişman ki. Torunum deyip ağlayıp duruyor koca adam. Müsaade etsen de bir yüzünü görse ha kızım. Olmaz. Bu bahsi kapatalım ana. Seninle de bozuşmayalım.
Hanımım. Hanımım. Ne var işte bende? Zaloğlu çiftliğe geldi. Defet gitsin. Soysuz. Hala ne yüzle geliyor kapıma? Gönderdim. Gitmiyor. Zorla müştemilata geçti. Yasin Ağa'ya söyleyecekleri varmış. Bir adamı zapt edemiyor musun? Elini kolunu sallayarak nasıl giriyor müştemilata? Reşit Efendi. Yapamıyorsan ağalığını, yapana mani olma. Yalnız bir gelinlik alamadık. Ona da pakize bir şey demedi ama. Nasıl yani? Düğün gecesine gelinlik giymeyecek mi? Nasıl söylüyorlar kız? Gelinlik giyecek tabii ama parayla alamadık. Yani kendisi evde dikiyor. Fazla masraf olmasın dedi Pakize. Yemin ediyorum var ya melek gibi kız. Öyle yani ne yapalım? Bak. Bak düğüne bekliyorum ha hepinizi. Geleceksiniz tamam mı? Tabii ki geleceğiz ya. Gambersiz düğün olur mu hiç? Ha. Gelmesine geliriz de bakalım hanım izin verecek mi değil mi Yasin? Senin ne işin var burada? Gidiyorum zaten. Bak bekliyorum ha düğüne, tamam mı? Çok sevinirim yemin ediyorum gelirseniz. Hem Pakize de sevinir. İzin vermeyen olursa da haberim olsun. Güliza, hala niye hazır değil kahvaltı? Sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz? Hazır, hazır. Hemen getiriyorum ben. Bak, tam dişlerin üstüne dökeceksin ki makine çalıştığında ayağların hepsini yutsun, tamam mı? Tamam. Kemal abi. Sen devam et. Ne işin var burada? Dün gece eve gelmedin Kemal. Merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Gördüğün gibi. Neredeydin? Kapıyı çekip gittin. Nereye gideceğini bile söylemedin. Aklım çıktı. Ahmet'teydim. Sabah geç uyanınca doğrudan buraya geldim. Benim ne kadar merak edeceğim aklına gelmedi mi yani? Halide, bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Eve geldiğimde konuşuruz. Hadi şimdi lütfen git. Peki Kemal öyle olsun. Boşuna endişelenmişim yani. Gayet iyi görünüyorsun. Ne bakıyorsunuz? Hadi işinizin başına. Hadi. Aman da ne güzel yemiş. Hadi. Hadi bunu daha mı yap? Hadi benim gülüm. Hadi hadi. Ya kızım sen niye yemiyorsun? Canım başka bir şey çektiyse onu ye. Vah vah vah. Mis gibi bal var burada. Hadi. Hadi ye. Yok canım istemiyor onu. Ama olur mu öyle kızım? Bebeğe süt veriyorsun sen. Zaten sütün az. Vallahi sütten kesileceksin ha. Benim Muzaffer Alim sütleri içecek. Kocaman pehlivan olacak. Değil mi benim kuzum? He? Değil mi? Anasının kuzusu. Oh, oh. Buyurun. Başka bir arzunuz var mıydı? Yok. Gülizan. Buyur hanımım. Ne zamanmış düğün? Hangi düğün? Hangi düğün olacak? Zaloğlu ile Pakize'nin düğünü. Ha, onların cumartesi akşamı diye biliyorum ben. Pakize'nin gelinliği mi yokmuş? Cık. Yokmuş. Kendi dikecekmiş. Neyle dikecekse tabii. Kumaş bile aldırmamış. Zaloğlu'nun söylemesi ben bilmiyorum.
Diyor ki pek bir gözü tokmuş, hiçbir şey istemiyormuş kız. Gir, istese ne olacak ki? Zaloğlu'nun don alacak parası yok. Bırak ki gelini kalacak. Hadi diyelim aldı. İki günde nerede dikecek? İki günde eteklik dikilir ancak, gelinlik değil ki yani. Şey Serap Hanım, sizden bir şey rica etsem. Yani tabii müsaade ederseniz, siz izin verirseniz. Ya düğüne gitmeyi çok istiyoruz biz. Yasin Asiye arabacı falan. Yani Zaloğlu'nu onlar büyüttü biliyorsunuz. Gidebilirsiniz. Ay, çok sağ olun. Ay nasıl mutlu oldum şu an. Çok sağ olun. Güllü, düğünde de cenazede de küslük olmaz. Pakize ile siz kardeşten de öteydiniz. Bu mutlu gününde yanında olmak istemez misin ha? Olan önce rezillikten sonra. Nasıl bakarız birbirimizin yüzüne ana? Ben pek bir şey bilmem. Bir tek şunu gördüm bu yalan dünyada. İnsan iyi gününde de kötü gününde de en çok dostlarını istiyor yanında. Dargınlıklar, öfkeler, pişmanlıklar hepsi unutulur. Pakize'ye en yakın sendin. En zor günlerinde hep arkanda oldu. Hiç mi özlemedin onu? Biz beraber büyüdük. Özlemem mi hiç? Elbette özledim. Ama oğluna bak. Hayat böyleymiş meğer. İnsanın sevdiklerini alıp uzağa fırlatırmış. Bak ana. Kimi sevdiysem yanımda değil. Halide. Halide. Bak bu çocuk Charlie'ler sana hiç yakışmıyor. Yaptığın kalleşlikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmamı mı bekliyorsun? Rica ederim Halide. Bunca yıllık dostluğumuza binaen sonradan üzüleceğin sözler söyleme. İstesem de sarf edeceğim sözler senin yaptıkların kadar acı olamaz Orhan. Bak Halide. Ben bu davanın Muzaffer'in isteği doğrultusunda neticelenmesini sağladım. Sen de takdir edersin ki toprakların bölünmesini ve gücün parçalanmasını istemezdi. Bütün mirasın oğluna kalmasını isterdi. Bu yüzden öfkeni yansıtacağın insan ben değilim. Saçmalıyorsun. Tüm aile mirasımızı öyle bir kadının elinde oyuncak etmen. Beni beş kuruşsuz ortada bırakman abimin arzusu öyle mi? Bak şu anda çok sinirlisin ve öfkelisin. Seni anlıyorum. Yalnız gerçekleri göremeyecek haldesin. Neymiş o gerçekler? Başka türlü uzlaşma yönleri bulunabilir. Ama topraklar tek elde kalmadı. Bizim topraklarımız senin niçin bu kadar alakadar ediyor ha? Neyi ima etmeye çalışıyorsun Halide? Bilmem. Ama en kısa zamanda öğreneceğimden eminim. Efendim, bütün davetlilerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada Allah kısmet ederse çok hayırlı bir işi tamamlamak için bulunuyoruz. Birbirinizle evlenmek için vermiş olduğunuz kararınızı
evvelce yazı ile bildirdiniz. Bu isteğiniz üzerine gerekli incelemeleri yaptık. Medeni durumlarınızı araştırdık. Kanunen evlenmeye mani bir durumunuz olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bize yazı ile bildirmiş olduğunuz isteğinizi benim ve şahitlerinizin önünde sözle de bildireceksiniz. Sayın Bay Raşit Muzaffer Dinç Hasta, Sayın Bayan Güllü Öğütçü ile evlenmeyi hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızda kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Bayan Güllü Öğütçü, Sayın Bay Raşit Muzaffer Dinç Aslan'la evlenmeyi hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızda kabul ediyor musunuz? Hoş geldin Paşazade. Hoş bulduk. Adres verip buluşalım deyince merak ettim. Büroyu ilk sen gör istedim. Geç otur. Ne bürosu? Hukuka yeniden geri döndüğüme göre bir büro gerekiyordu, öyle değil mi Paşazade? Sen hakikaten ciddisin Orhan. Evet, hem de çok ciddiyim. Benim senden bir istirhamım olacak Paşazade. Tabii, nedir? Biliyorsun uzun yıllardır Adana'da diyelim. Pek çok fabrika açılmış, cemiyete yeni yeni isimler katılmış. Bu isimlerin hepsiyle tanışmak isterim. Seni de tanımadığın kimse yoktur azizim. Bir açılış yapmayı düşünüyorum. Bana bu konuda yardımcı olursan sana müteşekkir olurum. Ne demek? Memnuniyetle. Hiç merak etme. Adana'nın tüm ileri gelenleri bu açılışta olacak. Teşekkür ederim. Ama ben sadece Serap Hanım'ın avukatlığını üstlendiğini zannediyordum. Neticede avukatlıktan kazanacağın paraya ihtiyacın yok. Açıkçası bu büroyu açmana şaşırdım. Mesele para meselesi değil Paşazade. Sen de biliyorsun. Çalışmayınca kendimi işe yaramaz hissediyorum doğrusu. Biliyorsun yıllar önce Ankara'ya giderken büyük hayallerim vardı. Demokrat Parti'den milletvekili olduğumda bu hayallerin tamamına kavuştuğumu sanmıştım. Ama politika denilen bataklık çok yüzlülük gerektiriyor. Bütün inancımı yitirdim. Aldığım hukuk nosyonunu ben de hizmet için kullanacağım. Anlaşılan hiç değişmemişsin Orhan. Hep aynı idealizm. Çok değiştim Paşazade. Çok. Artık büyük hedeflerim yok. Anlaşılan zevk için dava alacaksın ha? Öyle mi? Öyle de denilebilir. Bakalım Seher ne diyecek bu işe? Bu hafta geliyor değil mi? Henüz kesin bir şey söylemedi. Açıkçası bilmiyorum. Fakize, ben şimdi belediyeye gidiyorum. Bu nikah memuruyla görüşeceğim. Muhsin Usta'nın ahbabıymış. Adama rica edeceğim. Gelsin burada kıysın nikahı. Tamam. İyi git konuş. Ama çok geç kalma tamam mı? Bak daha yapacak bir sürü iş var. Ya tamam kızım, sen merak etme. Bir de ben bir yere uğrayacağım bu nikah şekeri için, tamam? Tamam. Ne yapıyorsun Ramazan? Ayıp. Ne ayıp ya? İki gün sonra sen benim nikahlı karım değil misin ya? Olsun, yine de ayıp. El alem eşek. Torunumu getirdi bana. Güllü torunumu getirdi.
Güllü kızım. Torunun nerede? Ne var? Ne istiyorsun? Pakize'yi görmeye geldim. Allah Allah. Pakize'yi görecekmiş. Beni çitlikten kovarken iyiydi ama. Bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Pakize, seninle konuşacaklarım var. Pakize'nin seninle konuşacak hiçbir şey yok. Git buradan. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Sen olsan seni sever miydin? Hı? Affedersiniz, hata ettim gelmekle. Güllü, gitme. Geç içeri hadi. Pakize, kızım ne yapıyorsun sen? Evime gelen misafiri kovamam ben Ramazan. Hadi sen git işleri hallet, akşama görüşürüz. Hadi Ramazan. Allah Allah. Neden geldin? Evleneceğini duydum. Eğer benim gelinliğimi giyersen çok mutlu olurum. Gerçi bana mutluluk getirmedi ama sana getirmesin dilerim. Hani biz arkadaş değildik? Unuttun mu? Unutmadım. Ama unutmak istiyorum Pakize. Bu dünyadaki tek sırdaşım, arkadaşım, kendimden bildiğim tek insandın. Senin kalbini çok kırdım Pakize. Senden çok özür dilerim. Eğer bu hediyeyi kabul edip giyersen çok mutlu olurum. Ama etmezsen de anlarım Pakize. Madem bu kadar istiyorsun. İstemez miyim hiç? Kabul ediyor musun ha? Giyecek misin? Giyeceğim tabii. Çok güzel. Güldüm. Seni o kadar çok özledim ki. Çok yalnızım. Kız Güllü. Kız Pakize. Beni affedebilecek misin? Ettim bile. O kadar çok özledim ki seni. Güllü. Ay çok güzelmiş. Denesem mi acaba? Ha? Allah Allah. Bizim Hayri'nin oğlu da Kore'ye gidiyormuş. Duydunuz mu? He ya. Bizim köyden gidenlerin sayısı 5'e çıktı. Allah'ım sen büyüksün. Sağ salim memlekete dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. Akşam sinemada göstereceklermiş. Haber filmi de varmış. Askerlerin Kore'ye inişini gösteriyormuş. He, ben de duydum. Gideceğim bu akşam nasipse izlemeye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abdül, iki çay. Geliyor. Aleykümselam, gel Kemal, gel. Bakıyorum yine Girit'le havasındasın. Diyorum ki bir derdin mi var? Kaç gündür ağzını bıçak açmıyor. Çaylar! Düzelmedi mi aranız? Bak Kemal, derdini söylemeyen derman bulamaz. Sen derdini söyle ki bakalım bir hal çaresine. He? Halide, meğer benimle mutlu değilmiş. Meğer ustabaşı karısı olmak ona dokunuyormuş. Ya arkadaş, nereden çıkarıyorsun sen şimdi bunları?
Dün gece eve gittiğimde Neriman'la konuştuklarını duydum. Çok kanıma dokundu be Ahmet. Halide beni böyle sevdi. Beş param olmadığını bilerek benimle evlendi. Ben ona bu yüzden bağlandım. Her şeyi bırakıp beni seçtiği için. Artık karımı tanıyamaz hale geldim. İyi de eski hayatını özlemiş olması seni sevmediği anlamına gelmez ki. Seven insan bunların hesabını yapmaz Ahmet. Şimdi beğenmediği o eve taşındığımızda nasıl mutlu olmuştu? Ne değişti ha? Ben yine aynı benim. Ne değişti? Bak Kemal, sen de badireler atlattın. Hepsinin de altından kalktın. Her şey zamanla yerine oturur. Biraz zaman ver istersen ha? Ya oturmazsa? Ne diyorsun kız? Olmuş mu? Olmaz olur mu? Çok yakıştı sana. Sah mı? Ya sanki şuraları biraz dar geldi ama. Hayır hayır, çok güzel olmuşsun. Her bir şey tam olmuş. Çok yakıştı sana. Ramazan senin gelinliğini giydiğimi duyunca küplere binecek. Söyleme o vakit. Hem nereden bilecek ki? Benim böyle bir gelinliği dikemeyeceğim ortada Güllü. Nereden buldun diye sorarsa ne cevap vereceğim? Değişiklik yaparız biz de. Sen kendin dikmişsin gibi olur, olmaz mı? Bak şu kollarını çıkartırız mesela. Sonra şöyle şuraya bir makas kola. Ha boynunu açarız asıl. Ha? İyi, etekleri de biraz kısaltalım. Çünkü bak böyle çok gösterişli duruyor değil mi? Tamam. Hadi dikiş kutusunu getir o zaman. Getireyim. Allah Allah. Pakize kız. Hı. Sen bu zaloğlunu seviyor musun esasen? Seviyorum be Güllü. Bu dediğime şaştığını biliyorum ama öyle saf, öyle içten sevgiye susamışlığı var ki bir kadıncık sevgiye bin kucak dolusu veriyor. Biliyorsun ben de sevgiye aç büyüdüm. Hem sevilmek istedim hayatım boyunca hem de sevmek kana kana. O da aynı. Birbirimizin halinden anlıyoruz Ramazan'la. Daha ne olsun ki? Seni hiç böyle görmemiştim Pakize. Hiç böyle hissetmemiştim ki. Haydi kardeşim. Giritli'ye mi? Yok, ben eve gideceğim. Sen? Bak Kemal. Daha da kördüğümü haline getirme istersen. Gene sen bilirsin. Ama bana sorarsan evine git. Hadi kalk. Hadi eyvallah. Pakize kız. Hı. Hani Kemal'le büyük kulübe gitmiştik ya. Hatırlıyor musun? Nasıl senin elbiseni dikip biçmiştik. Hey ya, iki saat uğraşmıştık vallahi. Şimdi düznelerce elbisen vardır. Bir giydiğini bir daha giymiyorsundur. Ben senin yerinde olsam öyle yapardım. Benim yerimde olmak istemezdim Pakize. O niye? Uzaktan bakınca Serap Hanım'ım. Her şeyim var. Ama bir de bana sor. İçimdeki boşluk malla, mülkle, kılık kıyafetle doldurulacak gibi değil. Kolay değil tabii. Genç yaşta kocanı kaybettin. Erkeksiz avradın beli bükülmez mi hiç?
Pakize. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama yemin et, ölümü öp kimseye demeyeceğini. Ekmek musaf çarpsın ki kız. Benim aklıma biri düştü. Biri mi düştü? Kim ki? Bilmiyorum ki nasıl anlatsam. Hiç olacak iş değil ama gece gündüz aklıma giriyor işte. Aklımdan kovuyorum, rüyama giriyor, kurtulamıyorum. İyi de kim bu adam? Tanıdığın biri mi? Tanıdığın biri ya. Hem de çok iyi tanıdığın biri. Yoksa? Evet. Kemal. Esra mı diyorsun Güllü? Pakize, inan düşünmek istemiyorum. Nasıl oluyor bu Pakize? Ben adi bir kadın mıyım söylesene. Alçaklık, şerefsizlik değil mi bu? Kocası ölmüş bir kadının eski sevdiğini düşünmesi. Ben bunun adını biliyorum ama dilim varmıyor söylemeye. Neymiş adı? Kara sevda kız. Başka ne olacak ki? Yok, değil. Söyleme öyle. Kemal'e bir daha sevdalanamam. Mümkün değil. Sanki sevda akıl dinlermiş gibi. Kemal can düşmanımla evli Pakize. Benim bu düşünceden hemen kurtulmam lazım. Bana yardım etmen lazım Pakize. Bak ne diyeceğim sana Güllü. Dün sandıktan kumaşları çıkartırken Kemal'in sana yazdığı mektubu buldum. Hani babandan çekinip bana vermiştin. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Sendeydi değil mi o mektup? Ev kalabalıktı. Telaşla mektubu sandığın içine atıverdim. Sonra misafirler giderken Kemal buldu mektubu. Ay mektubu bulduğunda suratındaki ifadeyi görmen lazımdı. Sonra kaşla göz arasında cebine atıp götürdü. Götürdü mü? Götürdü ya. Canım ne var bunda? Götürüp yakmıştır herhalde. Vallahi bana hiç öyle gelmedi. Zaten dün gece evinde de kalmadı. Ahmet'e gitti. Halide ile arası pek iyi değil herhalde. Mektubun içinde ne yazıyor hiç bilmiyorum ama Kemal'in pek bir içlendiği belliydi. Sen benim yüreğimden ancak ben ölünce çıkarsın. Öyle yazıyordu mektupta. De amma sıcak ha. Bugün de diyorum. Peki bir sıcak. He sıcak. Bak hele. Sen geçen gece nereye gittin bak? Sana ne? Sen benim nikahlı karım mısın? Yaptığım şeylerin hesabını sana mı vereceğim? Değil mi? Öyle ya. Bahane. Umrumda bile değilsin. Ne halin varsa gör. Açtım kapıyı. Hoş geldiniz Orhan Bey. Teşekkür ederim. Selap Hanım evde miydi? Hanımım sabahtan şehre indi. Daha da dönmedi. Tuhaf. Geleceğinden haberi vardı halbuki. Ne zaman gelir bir bilginiz var mı? Çıkalı çok oldu beyim. Neredeyse gelir. Siz isterseniz bekleyin. Gülizar gel. Orhan Bey'i salona kadar refakat et. Hadi bakayım.
Teşekkür ederim. Biren. Sen de git çayma iç. Ben gideyim artık. Muzaffer Ali annemi iyice yormuştur. Heh. 6 ay oldu kız. Hala göremedik bebeği. Görürsün bundan sonra. Başka teyzesi yok ya. Güllü. Düğüne gelsen. Düğüne mi? Kimsenin keyfi kaçmasın baksa. Nikah şahidim olursan kimse bir laf edemez. Nikah şahidin mi? Evet. Senden başka yakınım mı var benim? Ramazan ne olacak? Herkes hatalar yaptı Güllü. Madem herkes pişman, bu düğün vesile olsun. Hepsini unutalım. Olmaz mı? Bak bir kere gelin olacağım. Çok mu şey istiyorum senden? Sen düşün kararını ver. Kızım, artık yetmedi mi? Hastanede bile göstermedin bana yüzünü. Ben dedesi değil miyim? Torunumun yüzünü görmek hakkım değil mi? Değil. Seni tanımasın, bilmesin onun için çok daha iyi. Babalığının ne hayrını gördük ki? Senin gibi baba da dede de olmaz olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen yemekten önce sana su hazırlayayım ha? Bu saate kadar atölyede yorulmuşsundur. Atölyede değildim. Kahvede Ahmet'le oturduk biraz. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Sofraya geçelim mi? Kuru fasulye pilav yaptım tam senin sevdiğin gibi. Üzerim değişip geliyorum ben. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk. Orhan Bey geldiler. Sizi salonda bekliyorlar. Hay Allah. Tamamen unutmuştum. Orhan Bey, çok özür dilerim. Şehirdeki işlerim tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Kusura bakmayın, ne olur. Rica ederim. Sağ olsun, Zehra Hanım yalnız bırakmadı beni. Biz de Muzaffer Ali ile oynadık birazcık. Ben sizi fazla vaktinizi almayayım. Yoldan geldiniz, yorgunsunuzdur. Fabrika ile ilgili istediğiniz araştırmayı başlattım. Birkaç dilekçenin imzalanması gerekiyor, hepsi o kadar. Tamam. Ama ne olur bunu yemekte konuşalım. Uzun uzun rahat rahat konuşuruz hem. Lütfen ricamı kırmayın. Nasıl isterseniz. Gülizar. Orhan Bey de bizimle yemeğe kalacak. Hanımımın izin vermesine çok şaşırdım. Çok. Vallahi ben de pek ihtimal vermedim ama... hiçbir şey sormadan Gülizar'a gidin demiş. Serap Hanım kendi meselesine bizi katmayacak kadar vicdanlı bir insandır. Tabii. Biz de gideriz değil mi Reşit? Madem bu kadar istiyorsun, gideriz tamam. Siz burada çene çalın. Yukarıda Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Ne diyorsun gene Gülizar? Ay ne söyleyeceğim ya. Orhan Bey Hazretleri bu akşam da yemeğe kalıyormuş. Onu diyorum.
biraz daha ister misin? Hayır, sağ ol. Doydum. Ellerine sağlık. Kemal. Neriman'a söylediklerimi duydun değil mi? O yüzden bana bu kadar kızgınsın. Bak. Mahkeme yüzünden sinirlerim harap olmuştu. Seni üzdüysem çok özür dilerim. Ne olur anlamaya çalış beni. Olanları hazmedemiyorum işte, elimde değil. Seni anlıyorum Halide, hem de çok iyi anlıyorum. O halde niye bu kadar soğuksun? Halide, aklın sadece kaybettiklerinde. Kaybetmekte olduklarının saf farkında değilsin. Kemal, lütfen. Fabrikanın çalıştığı bankaların müdürleriyle konuştum. Selim Bey'in işlettiği şu faiz meselesiyle ilgili. Dosyalar en geç bir hafta içerisinde bana intikal edecek. Detaylı bir incelemeden sonra size bilgi vereceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Burnuma hiç hoş olmayan kokular geliyor. Günahını almak istemem ama son olaylardan sonra benim de Selim'e pek itimadım kalmadı. Gerçi benim sizden başka kimseye itimadım kalmadı ya. Rica ederim. Ben yalnızca size ve Muzaffer Ali'ye olan vazifemi yerine getiriyorum. Hem sizi doğuma yetiştirmekle Muzaffer Ali'nin de manevi vasisi sayılırım, öyle değil mi? Haklısınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Buyur. Kız yavaş. Ne oldu gene? Ay ne olacak ya? Orhan Din'in meymenetsiz resmin alenen bizim hanıma asılıyor vallahi ya. Abo. Kız tövbe de. Çoluk çocuk sahibi herife iftira atmadan önce tövbe de. Bırak ya. Manevi vasi ne demek? Hı? Manevi vasi ne demek de ba? Aynen şöyle dedi. Ben oğlunuz Muzaffer Ali'nin manevi vasisi olmak istiyorum. Ne demek bu? Yani koruyucusuyum işte. Hani adam avukat ya, öyle demiş. He. Siz hala uyuyun ya. Adam resmen şunu dedi. Ben sizin çocuğunuzun cici babası olmak istiyorum. Kız Gülizar. Sen iyice azıttın ha. Koskocaman mebus avradını bırakıp da de git. Tövbe tövbe. Bırak ya. Erkek değil mi? Hı. Bu erkeklerin dopunun dibine kibrit suyu. Ben ne adamlar tanıdım. Evde mis gibi, çiçek gibi karısı dururken gözü dışarıda, aklı oynaşta, başka başka karınlarla. Bunları var ya, topuğunda sallandırmak lazım. He, lazım ki ne lazım? Cemşir Efendi kardeşim, ikimizin de ağzının tadı bozulmasın. Eğer hesapları ödeyemeyeceksen oturma kardeşim. Bu sefer kiraları topladım. Sen donat bakalım masayı. O bir iki hesaplar duruyor ama. Bana bak Giritli. Benim kafamın tasını attırma. Peki Cemşir Efendi. Bu seferki de böyle olsun ama bundan sonrası olmayacak.
Sen Muzaffer Bey'i vurmuşsun öyle mi? Dilini mi yuttun lan? He, vurdum ne olacak ki? O vakit ya idamsın ya müebbet. Bu mapuslamanın en kötü koğuşu buradır. Kış gelince bura nasıl olur bilir misin? Adamım donar. Şimdi imumla aran. Ama biz nereye geçinirsen seni bizim koğuşa aldırırız. Kaçın döşek görür. İki kap sıcak yemek yen. Ama önce bizim bir derdimize derman olacaksın. Neymiş ki o dert? Huzurumuzu bozan bir deyyus var. Onu huzura kavuşturacağım. Ha bir ay ki cezan da fark etmez. Şanın yürür aslanım. Oh, abi ben tövbeliyim. Yapamam ki ben. Burası çok tövbekar yoldan çıkardı aslanım. Yarına kadar düşünsen. He, iyi düşünem. Bu arada söylemeyi unuttum. Şehir merkezinde bir büro tuttum. Öyle mi? Çok sevindim. Biraz düzenleme yaptıktan sonra daha iyi olacak. Açılışa katılırsanız mutlu olurum. Memnuniyetle katılırım. Eşiniz de katılacak mı açılışa? Kendisi Paris'te, işleri var. Ama bitirir bitirmez buraya gelecek. Açılışa yetişebilir mi onu bilmiyorum ama. Kendisiyle çok tanışmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda karşılaşırız. Dilerim. Ben müsaadenizi istesem. Ne demek? Müsaade sizin. O zaman açılışta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. Giritli. Ne var Cemşir Efendi? Eskiden maksamıza gelirdi. İki lafın bereni bırardık Giritli. Hep aynı direni. Hep aynı direni. Bağırırken iyi ama. 30 yıldır dostuz Giritli. Şimdi çok kötüyüm. Çok. Yoksa 3-5 kuruş için kalbini kırar mıyım sen? Bak kardeşim. Sen kiralarını alamıyorsun. Ben de hesapları. İkimizin de derdi aynı be Elci Cemşir. Elci Cemşir ha mı? Öyle mi? Eskiden bana elci derlerdi de ama. Ama şimdi ne elcilik kaldı, ne olacak? Bizim Hamza'yı görsen tanımazsın. O buradayken aslan gibi oğlan gitmiş. Bambaşka biri geldi. Yaktılar oğlum. Yaktılar. Aslında ben hiç affetmeyecekmiş. Bilir miyim Giritli? Bana torunumun yüzünü hiç göstermedi. Defalarca gittim, dayandım kapısına. Almadı. Karım bile beni terk etti Giritli. Yalan, ben insan evladı değil miyim? Ha? Ulan, ulan, böyle
böyle dünyanın kâfına edeyim Girit'le. Sağ ol. Kemal. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Senin sevgin şu zor günlerimde tutunduğum tek dal. Çok yorgun. Yatsam iyi olacak. Gebertirim seni. Yahut sen beni gebert. Bıktım ulan, bıktım. Yeter. Ulan, ulan. Ben senin baban değil miyim? Bitirdin ulan beni. Her şeyimi aldın. Hiçbir şeyimi bırakmadın. Köpekten beter ettin. Alın götürün şu Ayyaşı çiftliğimden. Hadi. Sen kullanıldın. Sen kim oluyorsun lan? Cemşir, kendini daha fazla rezil etme. Hadi gel. Torunumu göreceğim ben. Onu görmeden buradan gitmem. Çek elini sen ha. Kurban olayım Cemşir, yapma. Torununu bir kez görsün Allah aşkına. Ana, sen karışma bu meseleye. Bir kere adam ol be. Bir kere. Anlamıyor musun? İstemiyorum seni hayatımda. Çık git. Benim babam yok. Öldü benim babam. Öldü. Vur. Vursana be. Ne duruyorsun? Musun işte sen. Musun. Seni gebertmediğime şükret. Kendi ellerimle gebertmediğime şükret. Götürün bu pisliği buradan. Götürün. Hadi Cemşir. Hadi. Gel Cemşir. Hadi yürü. İyice düşündün, he mi? Halledeceğin mesele orada. Çizgili gömlek giyin. Şimdi gardiyan yanındaki üç herifi içeri çağıracak. Onlar kapıdan girerken hızla yürü. Bıçağı tam böğrüne sapla. Döndür. Tam buraya. Sonra at bıçağı yere, gir kapıdan. Bak kardeşim, istediğin kadar mangır hazır. Koğuşta pamuk döşek. Canın çekerse her gün etli kuru fasulye, turşu. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Müebbet yersen ömrünün sonuna kadar bakarık burada. Fu.
Borsunu düşün. Kimse yanaşmaz sana. Hadi koçum, göreyim seni. Yok, olmaz. Yapamam ben. Sen bizi anlamadın herhalde kardeşim. Yapacaksın diyorsak, yapacaksın. Ya, olmaz diyorum. Laftan anlamıyorsunuz mu? Hem ben kimseyi öldüremem ki. Zaten çıkar yakında karar. Ben de def olup giderim bu dünyada. Ulan dua et idam çıksın sana. Yoksa her gün burada ölüp dirilesin anam avradım olsun. Akıllı ol. Akıllı. Akıllı olmazsam ne olur ha? Akıllı olmazsam ne olur? Sen benim ölümden korktuğumu sanıyorsun ha? Ölümden korktuğumu sanıyorsun sen benim ha? Sen kime gidiyorsun lan? Avradım yaparım lan seni. Etek giydir oynatırım. Kim avrat olur lan? Kim avrat olur? Bağırın ulan! Çekilin kenara! Ulan, ulan dua et işimiz var seninle. Yoksa çoktan sökmüştüm yerini. Götürün şunu evre. Bağırın siz de. Hasretim. Hep aynı düşü görüyor. Sen ben yan yana. Hiç ayrılmak zorunda kalmayacağımız küçük evimizde. Bugüne katlanıyorsam Güllüm, bu düş yüzündendir. İnsan hayatta bir kere sevdalanır Güllüm. Bir kez sever. Bir kez biri için ölmek ister. Bir kez biri için yaşamak ister. Benim sevdam sensin Güllüm. Sen benim yüreğimden ancak ben ölünce çıkarsın. Hanım değil mi bu? Serap Hanım. Ne işi var ki burada? Patronun çırçına girdiği görülmüş şeyler. Müzik
kaldı kız Güllü? Hiç. Nasıl hiç kız? Kemal'i diyorum. Ne olmuş Kemal'e? Sanki oğlanı görünce böyle içinden ılık ılık bir şeyler akıyor. Değil mi kız? Aman kız ve Pakize. Bana bak. Sen şimdi bu Kemal'i seviyor musun? Ne bileyim ben. Seviyorum galiba. Gece yatağa yatınca hep aklımda o. Birlikte olsak, şimdi burada olsa sıkı sıkı sarılsam diyorum. Sonra uykum kaçıyor, ağlamak geliyor içimden. O niyeymiş? Babamla abim Hamza yüzünden. Abim babama bile lan baba der de babam inek gibi güler. Ya ben su getir Güllü, kahve yap Güllü, gülme bu gibi Güllü. Yok neredeydin, fabrikada kiminle konuştun? Kimse bana karışmasa ne güzel olurdu. Ne hakları var ki karışmaya? Aman boş ver sen onları. Bu Kemal seni alacak mı onu deyiver bana. O beni almazsa ben onu alırım. Demek o seni almazsa? Ben onu alırım kız. O nasıl olacakmış? Basbayağı çıkarım yolunda, keserim, çekerim bıçağı. Yürü lan. Bak kıza. Güllü. Seninle konuşacaklarım var. Ne oldu kız? Hala istiyorsan kabul ediyorum şahitliği. İstemez olur muymuş? Çok sevindim Güllü. Nasıl gidiyor usta başının? İyi gidiyor usta. Alışmaya çalışıyorum. Öyleyse niye kara kara düşünüyorsun be oğlum? Deminden beri seni izliyorum. Bir derdin, bir sıkıntın mı var? Yok. Ne düşüneceğim ki usta? Çalışmaya dalmışım işte. Anlarım ben. Bir derdin var senin. Nasıl anlatsam bilmem ki usta. Keşke her şey başka türlü olsaydı. Nasıl başka? Başka işte usta, böyle değil. Hani sana eskiden hayallerimi anlatırdım ya usta. Gerçekleşmesi imkansız mı diye sorardım. Sen de imkansız değil, insanca hayaller derdin. İşte bak, meğer imkansızmış. Bak Kemal, bütün bunlar geçmişte kaldı. Sen artık kendine başka bir hayat kurdun. Şimdi bunlar nereden aklına geldi? Bilmiyorum usta. Son zamanlarda eski günler geliyor aklıma. Sanki eskiden her şey daha güzeldi. Hayallerimiz gerçek olacak gibiydi. İşte bunları düşünüyorum. Sonra her şeyin nasıl darmadağın olduğu geliyor aklıma. İçimde bir öfke var ama kime? Bunlara sebep olanları düşünüyorum. Onlar da bir şekilde kader kurbanı. Ben kime kızayım usta? Kime kızayım? Sersefil olan Cemşir'e mi? Mapusta idamı bekleyen Hamza'ya mı? Saflığından hatalar yapmış olan Zaloğlu'na mı? Yoksa kendi basiretsizliğime mi usta? Ha? Kime kızayım? Yoksa... kadere mi? Ha? Sakin ol Halideciğim. Neticede eski bir mektupmuş öyle değil mi? Ne fark eder ki?
Hala cebinde taşıdığına göre. İnsan hayatta bir kez sevdalanır diye yazmış o kadın. Kemal bana hiç böyle şeyler söylemedi. Bunlar başka türlü sözler. En çok ağrıma giden ne biliyor musun? Sen benim yüreğimden ancak ölünce çıkarsın demiş. Yapma Allah aşkına Halideciğim. O mektubu Kemal seni tanımadan önce yazmıştı biliyorsun. Üstelik o kadınla Kemal'in bir zamanlar sevdalı olduklarını sen zaten biliyordun. Bu yeni ortaya çıkmış bir şey değil ki. Biliyordum ama hep unutmaya, silmeye çalışıyordum. Geçmişin hayaletleriyle yaşamayı bırak. Bitmiş gitmiş bir mesele için kendini bu kadar harap etmeye değer mi? Bitti mi acaba? Gerçekten o sevgi geçmişte mi kaldı? Ya mektupta yazdığı gibi Güllü Kemal'in yüreğinden ölünce çıkarsa? Yapma Halide, yapma. Kemal'in seni ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Bilmiyorum Neriman. Bundan artık o kadar emin değilim. Kemal'le aramız son zamanlarda iyi değil. Eskisi gibi bakmıyor bana. Dokunmak bile istemiyor sanki. Aynı evdeki yabancı gibiyiz. Bazen uzaklara dalıp dalıp gidiyor. Belki de hala onu düşünüyordur. Neriman. Gerçekten onu seviyor olabilir mi? Hala Güllü'ye aşık olabilir mi? Bence şekerim. Bu vesveseden kurtulmanın tek yolu Kemal'i alıp karşına aklından geçenleri, kuruntuları açıkça konuşmak. Al karşına açıkça konuş. Sor bakalım o ne diyecek? Soramam. Neden soramayacaksın? Ya evet derse? İnanmıyorum kabak sana ya. İnanmıyorum kabak sana ya. Ya düğün var sen böyle yatıyorsun ya. Düğünse düğün. Düğün benim değil ya. Ama var ya bak çok ayıp ediyorsun ya. Hani bana yardım edecektin kardeşim sen ha? Ya git o şairin olan enişte yardım etsin sana. Ya Hafız bak sağ bir... Ya Hafız sana bin kere söyledim hep böyle yapıyorsun. Arkanı dönüyorsun ya. Ya kardeşim evli olursa uğur getirir diyorlar dedim ya. Evet evet düğün sonra hayır düğün. Ramazan ha. Bak okundurdum yazındırdım araştırdım. Hurafe bunlar erenler hurafe. Dinimize göre böyle bir hadis yok. Oştan sen böyle şeylerden biliyordun ha? Yeri geldi mi alimliğin tutuyor. Ya kardeşim hurafa murafa ben eşeğe sağlam kazağa bağlayayım da benim için gelsin mühim der. Ya hadi kurban oldum kalk bak bir sürü iş var. Ben fabrikaya gideceğim. Hadi kalk. Hadi. Ne sinir ya? Gelmezsin sanmıştım artık. Gelmeyip de ne yapayım Cemşir? Ha? Ha şu haline bak. Yani konuşmayayım diyorum ama sen iyice dağıttın kendini. Çiftliğe gelip de rezalet çıkartman iyi mi oldu? Ha? Öldün deli bana. Ben ne yapayım Zehra? Ben ne yapayım? İki evladımı kaybettim Zehra. Ben ne yapayım? Zaman. Zaman ver Cemşir. Israr etme. Zaman her şeye derman olur. Al.
Kolay gelsin. Nasılsın Pakizem? İyiyim Ramazan. Nasıl geçti günün? İyi işte, her zamanki gibi. Ah ne güzel. Ben gittim belediyeye, bütün işleri hallettim. Nikah memuruyla da görüştüm. Heh. Gelip tenekede kıyacaktık ha. İyi. Ramazan. Ben nikah şahidimi buldum. Kim? Güllü. Güllü mü? Ya kurban olduğum, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ya Ramazan, olanları anlattım sana. Onun için de kolay değil özür dilemek. Öyle ya da böyle. En yakın arkadaşım o benim. Başka kimsem yok ki. Yine de istemiyorsan olmasın benim şahidim. Ben öyle bir başına sahipsiz dururum düğünde. Ya tamam, tamam, tamam. Asma yüzünü hemen öyle. Kurban olduğum ya. Ne yapak? Biz de açımızı içimize gömeceğiz. Sen ne diyorsan o. Kız, millet bakıyor. Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş bulduk. Ne kadar kalabalık. Buyurun. Serap Hanım. Gözümüz yollarda kaldı. Her zamanki gibi çok zarifsiniz. Çok merze. Size ne ikram edelim? Şarap alırım. Bakar mısınız? Birlikte nice başarılara. Sürpriz. Seher. Aman efendim, bu ne hoş sürpriz. Açılışı kaçıracağımı beklemiyordun herhalde. Telefon konuşmalarından hiç belli etmedim. Neredeyse ümidi kesmiştim geleceğinden. Seni daha fazla ihmal edemezdim. Madem mesleğini burada icra etmek istiyorsun, eşin olarak yanında olmam gerek, öyle değil mi? Hoş geldin. Tanıştırayım. Serap Hanım, eşim Seher. Memnun oldum Serap Hanım. Hakkınızda çok şey duydum. Ben de. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Hoş geldiniz. Seher Hanım. Hoş geldiniz. Paris nasıldı? Her zamanki gibi. Hayat dolu, kıpır kıpır. Dönmek için acele etmeyin ama. Rica ederim. Hayır. Uzun bir süre burada kalmayı planlıyorum. Ne düşünüyorsun? Hiç. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne olacak ki halde? Bilmem. Belki bir şey vardır. Yok. Öyle uzaklara dalıp bakıyorsun ki. Belki benden sakladığın bir şey vardır. Ne demek istiyorsan açık konuş halde. Bir şey Kemal. Ramazan'ın düğünü yarın. Gidecek miyiz? Gideceğiz tabii. Kızlar mesinler.
Abbas. Burada bir lavur. Bugün alkol almak serbest. Güvey olmadan evvelki son geleceğimiz. Fena mı işte, benden kurtuluyorsun artık. Ya o nasıl lahırdı Hafız ya? Kardeşim, evler yan yana. Evler yan yana ya. Yok, artık sen benim yüzümü iyiden iyi unutur, bir daha bakmazsın yüzüme. Ulan kabak, sen de amma nazlı çıktın ha. Duyan duymayan da diyecek ki, Ramazan Hafız'ın üstüne kuma getiriyor diyecek. Tövbe de, tövbe de. Nasıl lakırdıymış öyle? Hafız, benim sana bir şey danışmam gerekiyor hususi. Git sen onu eniştene danış. Çok hususi bilir mi? Sana danışmam gerekiyor. Madem bu kadar hususiymiş, söyle bakalım, canım isterse yardım ederim. Canım istemezse... İster, ister. Yardım ederim. Şimdi Hafız, yanlış bir şey yapmayalım diye konuşuyorum seninle, anlıyor musun? Yanlış anlama yani. Şimdi yarın ben evleniyorum ya. Şimdi yarın düğün, evlence, karanlık, zifaf. Vur, vur. Nasıl yapmak gerekiyor dinimizce diyorum. Ramazan. Yoksa sen hiç... Ya yürü kalk git. Hafız ya. Ben sana dinimizce diyorum kardeşim. Yani yanlış bir dene bir şey yapıp günaha girmeyelim diyorum. Anladın mı? Günaha girmeyelim yani. Ya bak erenler. Ha. Ya dinimizi böyle rakı sofrasında mevzu bahis etmek günahtır. Of, Hafız. Ama ben seni anladım. Anladım. Sabah sabah. Sabah olsun. Ya şu zakkım çıksın kanımızdan. Ben sana anlatacağım. Yüce Yaradanımızın bizlere bahşettiği cennet bahçelerinden meyvelerin nasıl toplanması gerektiğini. Usul usul. İncitmeden. İncitmeden. Yarın bağrında nasıl konuklanacağını. Dinimizin emrince. Kerelim halam, seni reşit edildi.
Ara gidiyorsun sen. Allah! Korkma be benim, korkma, korkma. Oh! Naşida, yakında senden otel parası alacağım ha. Pamuk Palas diye de dışarı tabela asacağım. Belki 3-5 kuruş kazanırım. Yahu derdin ne? Git yatağında rahat rahat uyusana. Yoksa avrat mı kovdu evden yataktan ha? Yok be ya. Ne avradım kovacak? Yolumu gözlesin de acı özlesin. Kıymetimi anlasın. Değil mi? Bizim de kendimize göre bir hesabımız var elbet Bekçi ha. Sen işin o tarafını fazla kurcalamayacaksın artık. Hem burası var ya, vallahi billahi benim evden daha rahat ha. Oh, pamuk gibi pamuk. Hadi yat yat uyur, Allah razı versin. Hadi sana da. Atalım atalım. Nereye? Seni sevdiğini kucağına atalım. Bacım, herkesin kocası koynunda uyur. Bizimkisi tilki gibi süzülüp gidiyor bir yerlere. Bağa bak. Her gece her gece nereye kayboluyorsun sen? Ha. Akşam uyku tutmadı. Ben de dışarı çıktım. Allah Allah. Hür bir adamım ben. Hür, hür. Hem ben öyle çişe gittim, sırtımı kaşıdım diye ben her şeyin hesabını mı vereceğim sana? Değil mi? Uyku tutmadı. Atladım Tomofil'e. Şehre indim. Yahu sen beni delirteceksin mi Reşit? Ulan her gece her gece ne halt ediyorsun o şehirde? Tomofil'in lastikleri aşındı be. Ne demişler? Kurdun vakti gecedir. Bir de utanmadan söylüyor ya. Senin ardamarın çatlamış. Bisbelli. Benim ardamarın seni hiç alakadar etmez Gülizar bacı. Göstereceğim ben sana bacıyı hacıyı. Thank you.
güzel oldun maşallah. Bah ne iyi ediyorsun da düğüne gidiyor. Siz barışınca içim ferahladı vallahi. Anne, hadi hazırlanmamışsın hala. Geç kalacağız sonra. Düşündüm de ben gelmeyeyim dedim. Şimdi bebehle zor olacak. Aa. Ben anneyle evde kalayım, sen git rahat rahat ha. Peki, sen bilirsin. Bak. Anneye bak. Çok güzel olmuş. Gördün mü bak? Çok güzel olmuş. Bak, bak, bak. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Olmuş. Hadi hazırsan gidelim. Peri padişahın kızı gibi olmuşsun ha. Ne işi var bunun burada? Nikah şahitleri de gelsin lütfen. Evlenmek için vermiş olduğunuz kararınızı evvelce yazıyla bildirdiniz. Bu isteğiniz üzerine gerekli incelemeleri yaptık. Medeni durumlarınızı araştırdık. Kanunen evlenmenize mani bir durumunuz olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bize yazıyla bildirmiş olduğunuz isteğinizi benim ve şahitlerinizin önünde sözle de bildireceksiniz. Bayan Pakize, Bay Ramazan'la evlenmeyi hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızla kabul ediyor musunuz? Evet. Bay Ramazan, Bayan Pakize ile evlenmeyi hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızla kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Benim önümde ve şahitlerin huzurunda birbirinizle evlenmek istediğinizi ilan ettiniz. Belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Kemal. Sağ ol Düzü.
Allah bir yastıkta kocasın. Sağ olasın. Allah mesut etsin. Ben. Sağ olasın işte. Eyvallah Musun ustam ya. Allah mesut etsin. Sağ ol. Hafız. Sağ olasın kardeşim benim. Allah mutlu etsin Pakize. Sağ ol Gülü. Hayırlı olsun Ramazan. Sağ ol. Bu zarfı kabul etmeni istiyorum. Bu sana anandan kalan haktır. Sen bana çok çektirdin. Ben de sana çektirdim. Ama bitsin artık bu dava. Sen benim kardeşimle evlendin. Ona gözün gibi bak. Olur mu? Çok mutlu olun inşallah. Abo. Hanıma bakın hele. Safa mı girdin? Allah'a şükür bu husumet ortadan kalkacak. Sen ne yapıyorsun ya? Nasıl kabul edersin böyle bir şeyi? Beni yalnız mı bırakacaksın? Deyze red mi edeydim? Reddedeceksin tabii ki. Onun ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun? Deyze, kurban oldum. Dava düştü. Avukat temizle bile alamayız diyor ya. Deyze, bu benim anamın hakkı ya. Bak ben yuva kuruyorum. Sen de satılıkmışsın Ramazan. Ama şunu çok iyi bil. Artık senin bir teyzen yok. Teyze. Sağ ol ya. Allah razı olsun. Çok güzel. Ne yapıyorsun halde? Ne mi yapıyorum? Asıl sen ne yapıyorsun?
Allah'ın belası. Doymadın değil mi? Yetmedi aldıkların. Halide. Bırak. Önce abim, fabrikam, çiftliğim, yeğenim. Şimdi de kocama mı göz koydun ha? Dur, konuş benimle. Senin. Halide. Yeter kendini rezil ettin. Yürü gidiyoruz. Kemal. Ona tokat attı, görmüyor musun? Halide, sus diyorum. Hala, yürü. Hala onu mu koruyorsun ha? Bilmiyor muyum sanıyorsun? Bilmiyor muyum sanıyorsun? Beni salak mı zannediyorsun sen? Neden bahsediyorsun Halide? Hala onu seviyorsun değil mi? Söylesene. Sevmiyorum desene. Yıllarında hasret yüklü çekem dedim, çekemiyorum ah. Gözlerimde sevda saklı dökem dedim, dökemiyorum ah. Güneşi bağlasam aya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim, yakamıyor.